Merhabalar, Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacer'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sosyal Güvenlik Uzmanı Seda Nur Ece. Bugün Sosyal Güvenlik Uzmanımız Gözde Uluçay ile beraberiz. Gözde hoş geldin. Hoş bulduk Seda. Şimdi Gözde, aslında biz YouTube kanalımızda sürekli Avrupa olsun, Türkiye olsun, hani vatandaşlarımıza sürekli açıklamalar yapıyoruz. Evet. Ama bugünkü en önemli konumuz Erhan Nacer isminin hani kullanılması. Şimdi biz biliyorsun sosyal medyada, bu YouTube kanalı olsun, Facebook, Instagram, internet siteleri çok aktif kullanıyoruz. Hani Erhan Nacer bünyesinde uzmanlar olarak. Ama şimdi gündemde şu var. Erhan Nacer'ın Facebook sayfalarından yurt dışında yaşayan vatandaşları buluyorlar. Ben Erhan Nacer bünyesindeyim diye vatandaşı farklı sitelerden ekleme yapıyorlar. Çok doğru, evet. Şimdi sen hani bu konuda vatandaşa neler söylemek istersin? Şimdi Seda'nın annen çok güzel bir konuya değindin. Biliyorsun sürekli ofisteyiz. Ofiste de bununla ilgili son dönemlerde birçok soru gelmeye başladı. Ben işte şu Face'te sizinle görüştüm. Gerçekten Erhan Nacer'ın kendisi mi, şahsı mı? O yüzden buradan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza önemli bir konuda açıklama yapacağım. Bizzat biliyorsun insanlar yurt dışı borçlanması olsun, emeklilik olsun, SGK olsun bilinçsizler. Ve internetten kendi çaplarında araştırma yapıyorlar. Ve onlardan ricam, araştırma yaparken örnek veriyorum, Google'a yazdıkları zaman yurt dışı borçlanması nedir veya nasıl emekli olabilirim? Bunları yazarken Erhan Nacer yurt dışı borçlanması veya Erhan Nacer nasıl emekli olabilirim? Ne bileyim Erhan Nacer mavi kart. Hepsinin başına Erhan Nacer yazdıkları takdirde doğru adrese bizzat bize ulaşacaklar. Tabii ki Seda. Aslında şöyle de mesela Erhan Nacer mavi kart emeklilik denildiğinde videolar kısmında bizim yaptığımız YouTube çekimlerini görebilirler. Kesinlikle. Şimdi vatandaş hani bazen tamam biz açıklamalı yazıyoruz sitelerimizde, uzmanlarımız Sayın Erhan Nacer açıklamasını yapıyor. Ancak hani bizim video kısımlarımız da orada çıkıyor. Videolara tıkladıklarında mavi kart emeklilikte nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Mini jobda son durum ne? Ya da ev hanımları nasıl emekli olabilir? Tabii artı olarak biz hani dediğim gibi sosyal medyada çok aktifiz. Mail adreslerimiz mevcut. En basit örnek info@erhannacer.com'dan bizlere maillerini ulaştırabilirler. İnternet sitemiz erhannacer.com, osmanlıemeklilik.com, WhatsApp numaralarımız mevcut. Ve tabii ki en önemlisi biz merkez ofisimiz Ankara'dayız. 0312-444-0860'dan bizlere ulaşıp detaylı bilgi öğrenebilirler. Çünkü vatandaş şu an diyor ki ben Facebook'tan diyor işte ismini vermeyeceğim Ayşe Hanım'la görüştüm. Örnek veriyorum. Bu sizinle mi çalışıyor? Bizim bağlantımız yok ama Erhan Nacer bünyesinde hala yürümeye devam ediyorlar. Kesinlikle öyle. Doğru. Yani bu durumda vatandaşın dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsun yurt dışı emeklilik işlemleri yapılırken tek bir kalem hatası maaşına, emekliliğine etkili oluyor. Şimdi bu konuda senin son olarak söyleyeceğin bir şeyler var mı? Yine söyleyeceğim. Instagram'dan zaten biliyorsun Erhan Bey'in kullanmış olduğu iki tane aktif hesabı var. Erhan Nacer SGK uzmanına, Erhan Nacer Official. Oradan da bize ulaşabilirler ve dediğim gibi Google'da yapılan bütün aramaların önüne mutlaka Erhan Nacer yazsınlar. Erhan Nacer yazıp detaylı ve tabii ki doğru bilgiyi kesinlikle alabilirler. Sizden tekrar yayınımızın sonuna geliyoruz. Google arama yaparken Erhan Nacer yurt dışı emeklilik, Erhan Nacer mavi kart emeklilik, Erhan Nacer yurt dışı emeklilik ve tabii ki bizim bakın erhannacer.com sitesinde ne zaman emekli olurum sistemi var. Erhan Nacer ne zaman emekli olurum yazdığınızda buradan detaylı ve tabii ki doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Ve yine merak ettiğiniz soruları 0312-444-0860 çağrı merkezimizde uzmanlarımızdan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.